از افغانستان خب یادرای نوجا با دولت بود که من جنگ دیدم با طالبان باید دیگه یک زخمی هم شده باز بس کن دیگه نتانستن رفتن بعد از اینکه طالبا گرفت دیگه دوباره طالبا اونا را از جاشون گفتن که قدمت بیا سلاح بردن جنگ کنیم اینا نکن اونا را زدن من خودم فلسکار میکنم در پنجره آهنی میساختم دیگه اگه من مرم که گفتم من یه سلو قطعه من نایم برداشت مرم میزم میکشتم با بود که فرار کردم از خانه دیگه خانه و زنده ایمون رو طالبا گرفت و خیلی سینا آمده میبرد خود دیدیم بسیار جنگ و خیلی بم انداختن و زدن دادم روش نفر را کشتن و خانه همون را گرفتن دیگه همه چیز من زیری بم بود چی بود نمیتون رسیم زندگی کرد دیگه دو تا یوار ما زدن کشتن دادم ایرومون مجبور شدیم فرار کردیم چرا می اومدیم؟ چرا خانه و زندگی مون ایلا میکردیم می اومدیم؟ همه چیز مون امانده خستیم فرار کردیم بله دو بود کار نارسی چند وقت این هم در 26 یا 25 یا هم وقت دیگه میتونم بریم های اونا مهربان از دیگه های وقتی اومدی طرف ترکیه اجور با این بودیم که فهمی دیگه که اون اگه طالب میامد خود پولیس ها رو کلان میگره میکشه دیگه خب ما هم بخاطر ترسیدیم فرار کنیم آمدیم اینجا As you know, the Taliban kill everyone, and also it doesn't matter if they are in public or if they are in government or not. Also, they do not let us to increase our school. Study our education. Also, they don't let the women also to. Studied in a school like this, and also you know that every man in Afghanistan they doesn't have any security, unfortunately. So I want to say to Europe, to other countries, to help us. We are Afghan. We are not fighting. We are not Talib. Just we want to have a good life. Afganistan'dan biz bir karma göçle karşı karşıyayız. Bir yandan ülkemizi transit olarak kullanıp Avrupa'ya geçmeye çalışan Afgan, bir yandan ekonomik nedenlerle burada çalışmak amacıyla gelen Afganlar ve bir yandan da savaş, zulüm, çatışma ortamından kaçıp ülkemize korunma ihtiyacı içerisinde gelen Afganlar söz konusu. Biz hiçbir zaman zulüm ya da ölüme bir göçmeni göndermedik. Bundan sonraki süreçte de göndermeyeceğiz. Bu koruma ihtiyacı içerisinde olan insanlara da koruma başvurularını alarak kayıtlı illerine yönlendiriyoruz. Ve daha sonra da yeniden yerleştirme programı çerçevesinde Avrupa Birliği, Amerika, Kanada gibi ülkelere yeniden yerleştirmelerini sağlıyoruz. Biz bu geri gönderme merkezlerinde düzensiz göçmenleri 6 artı 6 ay yani toplam 12 ay muhafaza altında tutabiliyoruz ve bir kapasite problemimiz yok geri gönderme merkezlerimizde. Geri gönderme merkezlerimizin kapasitesini de artırabilecek kurumsal kapasiteye sahibiz. Bu kapsamda hiçbir Afgan'ı serbest bırakmadan düzensiz göçle mücadelede etkin bir şekilde devam edecek. Bu caydırıcılık, kararlılık aksatılmayacak.